AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Dr. Mehmet Nil Hıdır, hafta sonu Seydi Kemer ve Fethiye AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe başkanları ve belediye başkan aday adayları ile bir araya gelen Hıdır'a AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de eşlik etti. AK Parti Fethiye ilçe başkanlığında partilerle bir araya gelen Mehmet Nil Hıdır, Muğla'da bir iktidar değişikliği zamanı ve Muğla'nın AK Parti ile buluşma günü gelmiştir. Muğla'nın mutlaka yeni bir iktidara ihtiyacı vardır dedi. Hangi siyasi partide olursa olsun bugünden itibaren aramıza katılmış olan bütün değerli arkadaşlarımızla birlikte biz AK Partiliyiz. Doğruluğun, dürüstlüğün, çalışkanlığın ve milletimizden aldığımızı yeniden hizmet olarak milletimize vermemizin teminatıyız. Şimdi biz önümüzdeki günlerde yeniden bir yerel yönetim seçimleri için adaylarımıza ve siyasi partimize, AK Parti'mize oy istemek üzere bu salonu dolduran bütün teşkilat mensuplarımızla beraber sahaya çıkacağız. Biz şunu yapmayacağız. Her şeyi yapıyoruz ama şunu yapmayacağız. Ne yazık ki çok üzülerek tekrar ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamayan muhtarlarımız 2011 ile 2018 arasında zaman zaman beni telefonla aramak suretiyle dediler ki başkanım ne yazık ki biz AK Partili olduğumuz için Büyükşehir bizi unuttu. Siz gittikten sonra bizim ne suyumuza, ne yolumuza, ne köy meydanımıza, ne tarımsal sulama kanallarımıza hiç el atan olmadı. Onun için biz sizin AK Parti'nin iktidar olduğu günleri arıyoruz dediler. Arkadaşlar biz bunu duyduktan sonra şuna karar verdik. Kesinlikle insanımızda, köylerimizde verdikleri oylardan dolayı hiç kimseyi mahrum etmeyeceğiz. Muğla'nın iktidar ile buluşma günü gelmiştir. Kaybedecek bir tek günümüz yoktur. Ziyarete katılan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulunu açıkladı. İlçe Başkanımız Bekir Esen. Şimdi yönetim kurulu üyelerini sırayla okuyorum. Turan Kovancı. Abdullah Güldür. Adem Camuz, Atik Ünlükaya, bu ara isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete konuşmasında 20 Ocak 2019 tarihinde genel merkezimiz tarafından Muğla Büyükşehir ve 13 ilçenin belediye başkanları adaylarının açıklanacağını söyledi. Yapılan görüşmelerin sonucunda 20 Ocak tarihinde Muğla merkezde yerini daha sonra sizlere bildireceğiz. Kapalı spor salonu olabilir, üniversitedeki AKM salonu olabilir. Arkadaşlar o konuda çalışıyorlar. 20 Ocak tarihinde Muğla'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve 13 tane ilçenin belediye başkan adayları orada açıklanacak. Yoğun bir kalabalık ile karşılaşan Mehmet Nil Hıdır'ın ziyaretine AK Parti Fethiye Belediye Başkan adayları da katılırken CHP'den AK Parti'ye geçerek AK Parti Fethiye Belediye Başkan adayı olan Keramettin Yılmaz'la toplantıya katılarak konuşma yaptı.